Ee, Korona biliyorsunuz bulaşma endişesine karşı e, ve hastalık bulaştıktan ve geçirdikten sonra da e, insanlarda depresyon gelişebiliyor. E, bu endişeye gidermede ya da hastalığı geçirenlerde depresyonu önlemek için beslemeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle e, çinko ve folik asitten zengin gıdalarla beslenme bizim için önemli. Yapılan çalışmalarda özellikle uzak doğuda yapılan çalışmalarda, folik asitten zengin beslenen kişilerde depresyona eğilimin daha az olduğu görülmüş. Hatta bir kısım depresyonlu hastaya folik asit verilmiş ve tedaviyle beraber verilmiş. Bir kısım hastaya da folik asit verilmeden tedavi yapılmış. Bu tür durumlarda ya yeşil yapraklı sebze de verilmiş. bu kişilerde depresyon daha az görüldü ya da depresyona cevabın daha iyi olduğu görülmüş tedaviye. O yüzden folik asit içeriği zengin bir gıdalar. İşte nane gibi, roka gibi, marul gibi yeşil yapraklı sebzelerin bol tüketilmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda çinko içeriği yüksek olan kuru yemiş gibi gıdaların bol bol tüketilmesi lazım. Özellikle kabuklu kuru işte kabak çekirdeği gibi mesela kuru yemişlerin bol tüketilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla insanların bunları tüketirken tabii dikkatli ölçüde tüketilmesi bizim için önemli. Peki hocam bu koronavirüs salgının sürecinde insanların depresyona girmemek için herhangi bir öneriniz var mı acaba? Nelere dikkat etmeliler insanlar bu konuda? Kimleri, kim insanlar koronavirüse yakalanırım korkusu endişesi taşıyorlar. Ee, şöyle bir şey var tabi insanlar bazen baktığımız zaman sokaklarda insanlar görmediğimiz zaman bile yani kısmi ya da tam izolasyon döneminde bile e, depresyona girmemek elde değil. Biz bile ister istemez e, bir iç sıkkınlığı bize bile geliyor. Yani sokaklarda cıvıl cıvıl görmek varken boş görmek insanı hakikaten bir depresyona eğilimini artırabiliyor. Ee, bu tür durumlarda en iyi yaklaşım tabi beslenmeyle beraber spor alışkanlığını artırmak gerekiyor. Ee, şunu da görüyoruz ki spor alışkanlıkları arttığı zaman ki hareketsizlik de biliyorsunuz e, belirli bir oranda e, insanlar zaman içerisinde sadece bedenen rahatsızlık yapmıyor, ruhi hastalıklar da yapabiliyor. O tür durumlarda insanların bol bol spor yapıp beslenmeyle beraber e, bunun başına başına e, buna karşı daha iyi bir tedbir alacaklarını düşünüyoruz. E, Tabii şu anda günümüzde belki de en önemli önemli sorunlardan bir tanesi bilinçsiz ağrı kesici kullanımı. Ee, ağrı kesiciler hemen hemen herkesin de baş ağrısında, diş ağrısında ya da herhangi bir ağrıya karşı eczaneden direkt gidip alabileceği ilaçlar. Bu bizim aslında bir handikapımız. Yani e, dolayısıyla rastgele ağrı kesici kullanımı çok fazla görülebiliyor. Fakat şunu söylemek lazım. En basit ağrı kesicilerde bile ölüm riski var. Bunu söylemek gerekiyor. Ee, belli bir dozun üzerinde alınırsa o en basit ağrı kesicilerde bile ölüm görülebiliyor. Mesela öyle biz 3 binde bir yüksek doza ölüm görüyoruz. Dolayısıyla bunların da dikkatli alınması gereken bir dönemden konuşuyoruz. Ee, ve özellikle günümüzde biliyorsunuz aşılar şu anda çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Ee, gerek koronavirüs aşıları, gerek normal çocukluk aşıları, gerekse diğer tetanoz gibi aşılar, hepsi yapılıyor ve yapılan çalışmalarda ağrı kesicilerle e, aşı etkileşimleri ile ilgili yapılan çalışmalar var. E, özellikle non steroid antiinflamatuar dediğimiz yani e, ibuprofen gibi, floribiprofen gibi bizim etken maddeli ağrı kesicilerde çok sık kullanılıyor bunlar çünkü. Aşının etkinliğinin azaldığını görüyoruz. Yani antikor cevabının daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden özellikle aşıdan sonra ya da aşıdan önce bu ağrı kesicilerin çok fazla alınmaması gerekiyor. İlla diyelim ki açıdan sonra kol ağrısı, ateş ya da baş ağrısı gibi semptomlar varsa bu tür durumlarda bizim basit analjezik dediğimiz, basit ağrı kesicilerimiz, işte parastomol gibi ağrı kesicilerin düşük dozda alınmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Diğer türlü hocam çok baş ağrılarında ne yapmalılar insanlar peki? Yani baş ağrısı tabii şu önemli bizim için. Yani baş ağrısında tipi önemli. Yani nörolojik bir baş ağrısı mı? Yoksa e, çok nadir görülen e, işte e, bir baş ağrısı mı? Bunu mutlaka ayrılması gerekiyor. Eğer e, günlük rutin bir hastalıktan kaynaklanan baş ağrısıysa, yani diyelim ki e, kişinin sinüzite varsa, buna yönelik tedavi yapması lazım baş ağrısının kaynağı. Ama bir nörolojik bir hastalıksa, ona yönelik mutlaka, mutlaka bir tedavi yapması gerekiyor. E, ama günlük e, sebebi bilinmeyen bir baş ağrısıysa yani çok sık olan bir baş ağrısıysa bu tür durumlarda mümkün mertebe minimum ağrı kesiciyle tedavi etmekte fayda var ve doktor kontrolünü mutlaka bu ilaçlarında kullanılması gerekiyor.